Merhaba, Erdoğan Hoca ile felsefeye bir kez daha hoş geldiniz. Evet, sınav yaklaştı. Sizdeki sitesi anlayabiliyorum. Zaman, şu anda ben bu videoyu çekerken yaklaşık olarak bir ay gibi bir zamanınız var. Bir aya neler sığdırılabilir? Artık o sizin bileceğiniz bir şey. Ama ben bugün şöyle felsefeyi baştan sona genel tekrarını size yapmak istiyorum. Tabi bugün derken bir videoyla halledemeyeceğiz bunu. İki parça şeklinde olacak. Ee, yaklaşık olarak bir saat gibi bir zamanınızı alacak. Yani bu bir saat içerisinde size felsefenin tamamını... Yani 8 ay içerisinde görmüş olduğunuz felsefeyi elimden geldiği kadar özetleyerek... Ve bundan da önemlisi çıkacağını düşündüğüm sorular... Bakın bir kez daha söylüyorum çıkacağını düşündüğümüz e, konuları kısmen soru haline getirerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet başlıyoruz genel tekrara. Şimdi biliyorsunuz ilk ünitemiz milattan önce 6. yüzyılla milattan sonra 2. yüzyıl felsefesiydi. Şimdi yine bunu anlatmıştım zaten. Yaklaşık olarak insanlık tarihinin 800 yıllık bir düşünce tarihinden bahsedeceğiz. Evet bu ünitede size üniversite sınavında nasıl sorular gelebilir ya da hangi sorular gelebilir bunlar üzerinde durdum. Felsefenin neden antik Yunan'da başladığı kabul edilir bakın. Bunu size farklı şekillerde sorabilir. Bir paragraf verir, o paragrafta antik Yunan'da başladığına ilişkin bir paragraf olur. Sizde aşağıda arayacağınız şey şu olacak. Antik Yunan filozofları ele aldıkları konuları mitolojilerle değil, akla dayalı, sistemli, tutarlı düşünceler üreterek açıklamışlardır olan şıkkı işaretleyeceksiniz. Tamam mı? Bakın bir daha söylüyorum. Mitolojilerle değil, akla dayalı, sistemli, tutarlı düşünceler üreterek açıklamışlardır şıkkını bulacaksınız ve işaretleyeceksiniz. Başka bir şekilde ne? Ee, yine beklediğim soru. Felsefi bilginin sonuçları kesin yani genel geçer değildir. Neden? Ve bu bize ne gösterir? Eğer bir yine paragraf verebilir. Felsefi bilginin sonuçları ile ilgili her filozofun düşüncelerinin aynı konuda birbirinden farklı olduğunu ve bunun bize ne ve bunun bize neyi gösterdiğini sorabilir. Tabii ki öznel olması ama bilimle ilişkilendiriliyorsa yani burada filozofların düşünceleri böyleyken e, ee, bilim adamlarının düşüncelerinde ise sonuçların kesin olduğundan bahsediyorsa felsefenin bilim olmadığı şıkkını orada bulacaksınız ve işaretleyeceksiniz. Yine birinci ünitede Hint felsefesinin en temel özelliği nedir? Eğer paragraf Hint felsefesi ile başlıyor ve Hint felsefesini tanımlıyorsa aşağıda arayacağınız şık şu olacak. Tabi Okuduğunuz paragrafa göre bunlardan biri de olabilir. Ya bireyselliğinden bahsediyordur ya, derin, ya da derin düşünmeye dayalı olmasından bahsediyordur ya da sezgiye dayalı ve gizemci olmasından bahsediyordur. Hint felsefesinin en temel özelliği bu. Yukarıdaki paragrafa göre şıklar doğru olan şık bunlardan biri olacak. Yine antik çağda ilk dönem felsefesine neden doğa felsefesi denmiştir diye bir soru çıkabilir karşınıza. Çünkü çünkü Filozoflar bu dönemde varlığın ana maddesini doğada aramışlardır. Yani ateş, su, hava gibi maddeler doğada olduğu için ve varlığın ana maddesini de doğada aradıkları için bu dönem filozoflarına doğa felsefesi adını veriyoruz. Yine soruda eğer Heraklitos'la başlıyorsa büyük bir ihtimalle şıklarda şunu arayacaksınız. Oluş ya da Cevaplarda oluş ya da değişim ifadesi hangisinde geçiyorsa doğru cevap odur. Evet bir daha söylüyorum. Heraklitos'tan bahsediyorsa cevaplarda oluş ya da değişim düşüncesi hangi şıkla varsa doğru cevap da o olacaktır diyoruz. Yine antik çağda sofistler diyerek başlıyorsa bir paragraf. Aşağıda arayacağınız iki tane özellik olacaktır. Yani paragraf, paragrafın bütününde ya insan merke, insanın merkeze aldığından bahsediyordur ya da doğru bilgiye ulaşılamayacağından bahsediyordur. Paragrafa bakacaksınız. İnsandan bahsediyorsa evet insan merkezi, insanı merkeze alan bir felsefe. Yani her insanın e, duygu ve düşüncelerin birbirinden farklı olduğunu, doğru bilgiye ulaşılamayacağından bahsediliyordur. O yüzden de soru antik çağda sofistler diyorsa aşağıda arayacağınız şıklar bunlar olacaktır paragrafın akışına göre. Yine neden Sokrates'e göre doğru bilgi ee, değişmez? Eğer paragraf bundan bahsediyorsa size sizin aşağıda arayacağınız şey şu olacaktır. Doğuştan doğru bilgi aklımızda vardır ifadesini arayacaksınız bakın. Neden? Sokrates ile ilgili bir paragraf verildi ve Sokrates'e göre doğru bilgi değişmez dendi. Paragrafta aşağıda arayacağınız şey şu olacak. Doğuştan aklımızda doğru bilgi vardır ifadesi hangi şıkta varsa onu işaretleyeceksiniz. Yine rasyonalizm nedir? Yani diğer ifadeyle akılcılık bilgilerimizin doğuştan aklımızda vardır diyen görüşe rasyonalizm diyoruz. Bunu realizmle karıştırmayın diyorum. Yine bakın şu soruyu bekliyorum birinci ünitede. Yani çıkabileceğini çok düşündüğüm bir soru. Platon siyasetten sanata, dinden eğitime bütün alanlarda tutarlı ve bütünlükçü görüşler ortaya koymuştur. Bu bize neyi gösterir diyorsa, yani Platon'la ilgili bir paragraf verir. Platon'un siyaset, sanat, din, eğitimle ilgili görüşlerinin olduğunu ve bunların birbiriyle ilişkili olduğu anlatılıyorsa paragrafta şıklarda arayacağınız şey şudur. Platon'un sistemli bir filozof olduğunu anlıyoruz. Bir daha söylüyorum. Sistemli bir filozof olduğunu anlıyoruz. Şıkkını işaretleyeceksiniz. Yine soru Platon'a göre idealların bilgisi doğuştan akılda vardır diyorsa. Bakın Platon ne diyordu? Bütün bilgilerimiz doğuştan aklımızda vardır. İşte eğer böyle bir paragraf varsa aşağıda şunu arayacaksınız. Platon'a göre bilgi bir anımsamadır. Tamam mı? Çünkü doğuştan zaten bu bilgiler var. İdealar evrenindeki bilgileri anımsamamız şeklinde. Tamam mı? O yüzden bilgi bir anımsamadır şıkkını arayıp bulacaksınız. Soru Aristoteles'in bilgi anlayışı diyorsa, yukarıda Aristoteles'in bilgi anlayışıyla beraber başlayan bir paragraf varsa, şıklarda arayacağınız şey çok basit. Akıl bilginin taşıyıcısı değil üreticisidir. Evet bak. O yüzden de e, Sokrates'ten bu konuda ne yapıyor ayrılıyor. Sokrates ne diyordu? Akıl bilginin e, taşıyıcısıdır, üretici değil. Ama Aristoteles diyor ki hayır, akıl bilginin taşıyıcısı değil üreticisidir. Evet. Bir daha bunu unutmuyorsunuz, unutmuyorsunuz taşıyıcısı değil üreticisidir. Yine Aristoteles Aristoteles'te erdemlilik eylemlerin aşırılığı ya da eksikliğine eksikliği nedeniyle bozulur diyorsa evet Aristoteles'le ilgili bir soru gelecekse bu gelecek bence. Altın orta kavramı. Yani orta yolu bulmak. Tamam mı? Ne çok korkak olacağız ne de gözü kara olacağız. Ama ne olacağız? Cesaretli olacağız. Değil mi? Ne çok cimri olacağız ne de harur parman savuracağız ne olacağız? Cömert olacağız. Yani orta yolu bulmakla ilgili şık hangisi ise onu ne yapacaksınız? Aya şıklardan bulacaksınız ve işaretleyeceksiniz. Böylece birinci üniteyle ilgili çıkacağını düşünmüş olduğum soruları şöyle bir gözden geçirmiş olduk sizinle. Şimdi ise ikinci üniteye gelelim. İkinci ünite milattan sonra ikinci yüzyılla Milattan sonra 15. yüzyıl felsefesi olarak adlandırılan ünitedir. Yaklaşık olarak 1300 yıllık bir düşünce tarihinden bahsediyor bu ünite ve en uzun yüzyılları kapsayan e, düşünce evresini biz ikinci ünitede görüyoruz. Şimdi Milattan sonra 2. yüzyıl, Milattan sonra 15. yüzyıl felsefesinin düşünce yapısı, düşünce yapısı Hristiyanlık ve İslam dininin şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Bir daha söylüyoruz. Demek ki 2. ünitedeki milattan sonra 2. yüzyıla milattan sonra 15. yüzyıl felsefesini ne şekillendiriyormuş? Hristiyanlık ve İslam dininin şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü sıfır noktasında İsa 500 noktalarda ise Hz. Muhammed geldi. O yüzden de dinlerin etkili olduğu bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden de Hristiyanlıkla da İslam dinini şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Eğer soruda milattan sonra 2. yüzyıla milattan sonra 15. yüzyılı felsefesinin düşünce yapısını genel olarak istiyorsa dinlerin şekillendirdiği bir düşünce yapısıdır diyebilirsiniz. Yine milattan sonra 2. yüzyıla milattan sonra 15. yüzyılı felsefesi inancın merkezde olduğu skolastik bir felsefedir. Daha demin söylediğim gibi çünkü bu yüzyıllarda iki büyük din geldi. O yüzden de akıl artık ne yapıyor? Tamamen dinin hizmetinde ve her e, olaya bakışımız inanç merkezli bir bakış ortaya konulduğu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Biz buna aynı zamanda skolastik dönemde diyoruz. Yine milattan sonra 2. yüzyıl, milattan sonra 15. yüzyılda din felsefe aracılığı ile temellendirilmiştir. Ben bu soruyu da bu soruyu da Dinin ne tarafından şekillendirildiğinden bahsediyoruz. Bakın felsefe aracılığıyla temellendirildiğinden bahsediyoruz. Demek ki bu dönemdeki din adamları aynı zamanda filozoflar da, değil mi? Çünkü din felsefe aracılığıyla temellendiriliyor. Yukarıdaki paragrafta ee, dinin ee, temellendirilmesinde filozofların önemli bir etkisi olduğu anlatılıyorsa, aşağıda arayacağınız çık şey şu olacak. Felsefe aracılığıyla temellendirilen bir dini anlayıştır bu dönem diyoruz. Yine milattan sonra ikinci yüzyıl, milattan sonra 10, 15. yüzyıl felsefesi inanç konularının akılsal kanıtlamalarında araç konumuna gelmiştir. Evet, bakın bu da yine ikinci ünitede e, dinin etkili olduğu bu düşünce döneminde e, inanç konularının akılsal kanıtlamalarında araç konumuna geldiğini görüyoruz felsefenin. Evet. Diğer bir e, bu döneme ilişkin özellik milattan sonra 2. yüzyıl milattan sonra 15. yüzyıl felsefesi Hristiyan felsefesinin merkezinde Tanrı olduğu için eleştiriyor ve şüpheye yer yoktur. Yani şimdi Hristiyan felsefesi açısından da İslam felsefesi açısından da merkezde Tanrı olduğu için Tanrı eleştirilemeyeceğinden ve Tanrı'nın vermiş olduğu bilgiler de, e, bilgilerden de şüphe duyulamayacağı için eleştiriye ve şüpheye yer olmayan bir yüz e, bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada e, ontolojik kanıt diye başlıyorsa ontolojik kanıt yani varlık kanıtı diye başlıyorsa neye dayanır diyorsa Platon'un tümel kavramları gerçek olarak ifade ettiği felsefesine dayanır. Bakın burada ontolojik kanıttan bahsediyor ve neye dayandığını soruyorsa Plato'nun tümel kavramları gerçek olarak ifade ettiği felsefesine. Evet orada ne arayacaksınız? Tümel kavramları gerçek olarak ifade ettiği felsefesine dayanmasını arayacaksınız. Şıklardan diyoruz. Kozmolojik kanıt ise Aristoteles'in ilk neden görüşüne dayanır. Evet bir daha söylüyorum. Kozmolojik kanıt ise kozmolojik kanıttan bahsediyor. İlk neden kanıttır. Ha bu kimin? Düşüncesine dayandırılmış Aristoteles'in düşüncesine hangi düşüncesine ilk neden görüşüne dayandırılmıştır diyoruz. Şimdi bu da çok önemli. Bu sorunun da çıkabileceğini düşünüyorum. İslam felsefesinin genel karakteristik özelliği nedir? İnancın bilgisi aklın bilgisiyle çelişkiye düşmez. Yukarıda öyle bir paragraf verir ki inanç ve akıl birbirinin çelişkiye düşmediğini anlatan bir paragraf verir. Ve sen Burada şıklarda arayacağın şey şu: inancın bilgisi, aklın bilgisiyle çelişmez ifadesine e, hangi şıkta varsa ona gideceksin. Şimdi yine kelam ilmi. Eğer İslam felsefesinde inanç konularına ele alan ilim hangisidir derse zaten kelam ilmi olarak bunu bileceksiniz. ha ee, kelam ilminden bahsederse aşağıda da daha sonra şunu sorarsa kelam ilmiyle ilgili ne söylenebilir derse demek ki ha, inanç konularını ele alan ilimdir. Ha, inanç konuları ifadesi geçen şık doğru şıktır diyoruz. Yine soru eğer İbni Haldun'a göre devletin kuruluş sebebi diyorsa yani İbni Haldun'la başlayan bir paragraf verilirse ve anlat bir anlatı ortaya koyar, koyduktan sonra devletin kuruluş sebebi nedir diye soruyorsa soruyorsa aşağıda arayacağınız şey insanların güvenlik kaygısıdır. Bir daha söylüyorum insanların güvenlik kaygısıdır. İbn Haldun'da devletin kuruluş sebebi insanların güvenlik kaygısıdır. Soruyana eğer, eğer Farabi'ye göre devletin kuruluş sebebi diyorsa yine paragrafta Farabi'nin devletle alakalı görüşleri açıklanıyorsa Orada ise insanların düzen kurmak istemeleri şıkkını arayacaksınız. Bakın, insanların düzen kurmak istemeleridir şıkkını arayacaksınız. Yine Farabi'ye göre soru. Farabi'ye göre bir devlette mutlaka bir devlette mutlu olmanın şartı nedir diye soruyorsa ve bir paragrafı bu şekilde verdiyse aşağıda arayacağınız şey adalettir. Adalet kavramına bakacaksınız. Devlette mutlu olmanın şartından bahsediyorsa yalnız para var. Tamam mı? Şimdi burada bir karşılaştırma yapacağız bu slaytta. Bu slayt önemli. İlk çağ felsefesi insan aklına dayalı bir felsefedir. İlk başta söylemiştim. Mitolojiyle değil akılla açıklanan bir dönemdir ilk çağ felsefesi. Milattan sonra 2. yüzyıl, milattan sonra 15. yüzyıl felsefesi ise dinlerin gelmesiyle her şeyin Tanrı'nın iradesiyle açıklanıldığı ve Tanrı'nın iradesinin hakim kılmaya çalışıldığı bir dönemdir. O yüzden birbirinin devamı değildir bakın. Bunu unutmayacaksınız. İlk çağ felsefesiyle skolastik felsefe birbirinin devamı değildir. Yine ilk çağ felsefesi dünyevi bir felsefedir. Çünkü mitolojilerle tanrılar terk edildiği için dünyevidir. Ama milattan sonra 2. yüzyıl, milattan sonra 15. yüzyıl felsefesi inancı merkeze aldığı için öte dünyaya yönelik bir felsefedir. Yani bakın dinler var o yüzden öldükten sonra dirileceğinizde dirileceğine inanan insan topluluğu var ortada. O yüzden de yapılan her eylem öldükten sonra dirildikleri dünyaya yöneliktir diyoruz. Buradan da anlıyoruz ki ilk çağ felsefesiyle e, 2. ikinci ünitedeki milattan sonra ikinci yüzyıla milattan sonra 15. yüzyıl felsefesi birbirinin devamı değildir diyoruz. Evet, üçüncü ünite 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesi. Biz bu üniteye Rönesans felsefesi adını veriyoruz. Evet, bakalım şimdi üçüncü üniteyle alakalı şöyle bilgilerimizi bir tazeleyelim bir kez daha. 15. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesi diğer ismiyle Rönesans felsefesi yeniden doğuş anlamına gelir. Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. Aklı ve bilimi temel alır bakın. Tekrardan nereye döndük? İlk çağa döndük değil mi? İlk çağda da akıl ön plandaydı. İkinci ünitedeki e, ikinci ünitede ise Tanrı'nın aklı yani din ön plandaydı. E, Rönesans'la beraber yeniden ne ön plana geçiyor? Akıl ve e, bilim ön plana geçiyor. İnsanların Tanrı'dan ve dinden uzaklaştığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Rönesans felsefesi 15-17. yüzyıl felsefesi. Evet, Rönesans felsefesinin temelindeki buluşlar, barutun kullanılması, derebeylerin yıkılması için, pusulanın kullanılması birçok yer görüldü ve din adamlarının e, birçok bilgiyi, yalan yanlış bilgiler verdiği ortaya çıktı. Mat, matbaanın kullanılmasıyla da bu din adamlarının söylediklerinin yanlışlıkları daha hızlı bir şekilde topluma yaygınlaştırılmış oldu. Ve böylece de e, Hristiyan din adamlarının, yani kilisenin, e, kiliseden insanlar uzaklaşmaya başladı diyoruz 15-17. yüzyıl felsefesi yani Rönesans felsefesinde. Evet 15-17. yüzyıl felsefesi yani diğer ismiyle Rönesans felsefesi modern düşüncenin ortaya çıktığı dönemdir. Yani bugünkü düşüncenin e, temeli nerede atılmış? Rönesansta atılmış. Yani 15-17. yüzyıl e, 15-17. yüzyılda atılmıştır diyoruz. Yine Rönesans felsefesinde felsefenin konusu insan, doğa ve evrendir. Bakın kendisinden önceki dönemde ise yani e, skolastik dönemde felsefenin konusu neydi? Dindi, değil mi? Dindi, tanrısal akıldı. Bunu anlamaya çalışıyordu. Ama burada yeniden, yeniden 15-17. yüzyılda Rönesans felsefesinde felsefenin konusu insan, doğa ve evren olmuştur. Yani. Genel anlamda bir, üstte bir paragraf verir ve ben bu soruyu güne bekliyorum. 15. 17. yüzyılda felsefenin konusu neye dönüşmüştür diye sorarsa insan, doğa ve evren diyeceksiniz. İnsan, doğa ve evren olan şıkkı işaret diyeceksiniz. Yine 15. 17. yüzyıl felsefesinin yani Rönesans felsefesinde e, etkileyen en önemli faktör bilimdir. Evet. Yani paragraf size paragraf size ee, bilimsel çalışmalarla ilgili veriler verir ve bu dönemi etkileyen önemli faktör nedir diye sorar. Sizin aşağıda arayacağınız şirk ne olacaktır? Bilim olacaktır diyoruz. Yine bu 15-17. yüzyıl modern düşüncede doğa yani e, evreni anlama çabası deney ve akıl ile söz konusudur. Yine yukarıda bir paragraf verir. 15-17. yüzyılda Doğaya anlama çalışmalarında yapılan bilim adamlarından bahseder. Bilim adamlarının e, yapmış olduğu etkinliklerden bahseder. Ve buradan ne çıkarabiliriz diye aşağıda arayacağınız şey deney ve akıl ile açıklanmaya çalışılmıştır evren diyoruz. Bu şıkkı arayacaksınız. Yine 15-17. yüzyıl modern düşüncede toplumsal hayat dünyevidir. Birey ön plandadır. Bakın kendisinden önceki dönemden kopuştan bahsetmiştik. Burada dünyevi olduğunda söylemiştik çünkü dinden uzaklaşılmıştı ve e, artık insanın ön plana çıktığı yani hümanizmin, hümanist düşüncenin ön plana çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden yukarıda bir paragraf verir, e, dinleri değil de dinlerden uzaklaşıldığını, insanların kendi hayatlarından bahsedildiğini ve bunun önemsendiğini söylerse aşağıda hümanizm kelimesiyle başlayan şık hangisi ise onu işaretleyeceksiniz diyoruz. Evet, Rönesans felsefesini, felsefesi genel tutum olarak eleştirici ve sorgulayıcı bir felsefedir. Eğer paragrafta kendisinden önceki dönemi yani skolastik dönemi e, eleştirerek, sorgulayarak e, ortaya çıktığına ilişkin bir anlatı ortaya koyarsa aşağıda arayacağınız şey eleştirici ve sorgulayıcı bir felsefe olduğudur diyoruz. Yine 15-17. yüzyıl felsefesi bakın bundan önceki dönem ee, tamamen hem İslam dünyasına hem Hristiyan dünyasına ait olan bir düşünceyi anlatıyorduk. Ama 15-17. yüzyıl felsefesi tamamen batı eksenli bir felsefedir. Tamamen batı eksenli bir felsefedir. Yukarıdaki e, paragrafta eğer yalnız e, batı ve batının düşünce yapısından bahsedilen bir paragrafsa, aşağıda arayacağınız şey tamamen batı eksenli bir felsefe olduğudur. Yine bu soruyu bekliyorum şu anda anlatacağım konuyu. Çeviri faaliyetleri. Rönesans'ın çıkmasında önemli bir etkendir. Eğer yukarıda ki paragrafta Rönesans'ın çıkmasında işte İslam alimlerinin eserlerinin, antik Yunan dönemindeki eserlerin yeniden elden geçirilmesinden bahsediyorsa, bunların konu edinilmesinden bahsediyorsa aşağıda arayacağınız şey Rönesans'ın çıkışındaki ...çeviri faaliyetlerinin önemli olduğu şıkkını arayacaksınız. Yine Rönesans felsefesi aklın inançtan bağımsızlaştığı bir dönemdir. Ha, aklın inançtan bağımsızlaştı, yani e, din ve e, akıl, din ve devlet birbirinden ayrılmıştır. O yüzden laiklik düşüncesinin ilk çıkışını da burada görüyoruz zaten. Bu yüzden de kendisinden önce gelen dönemin devamı değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız yine. Rönes, yukarıda öyle bir paragraf verir ki skolastik düşüncede e, işte her şey tanrısal akılla ve dinle açıklanmaya çalışılırken Rönesans düşüncesinde insan aklıyla ve bilimle, ak, e, deneyle, gözlemle her şeyin açıklanmaya çalışıldığından bahsederse ve bu bize neyi gösterir diyorsa aşağıda arayacağınız şey Rönesans düşüncesinin yani 15-17. yüzyıl felsefesinin kendinden önce gelen e, dönemin devamı olmadığı diyeceksiniz. Rönesans felsefesi kendini ilk olarak hangi alanda göstermiştir diyorsa ki böyle sormayacaktır tabii ki. Yukarıda paragraf verecektir. Paragrafta sanat eserlerinden bahsedecektir. Ha ilk olarak kendini göstermiş olduğu alanında siz aşağıda sanat olduğunu söyleyeceksiniz. Evet, daha önce söylediğim gibi Rönesans felsefesini etkileyen en önemli unsur bir kez daha söylüyorum bilimdir diyoruz. Rönesans düşüncesinin Bilimsel yöntemi, bunu da bekliyorum ben, deney ve gözleme dayanan rasyonelizm yani akılcılıktır. Yani yukarıda bir paragraf verir. Paragrafta Rönesans düşüncesindeki bilimsel yöntemde artık bilim adamlarının e, deney yaptıklarını, gözlem yaptıklarını ve düşüncelerini bu şekilde ortaya koyduklarından bahsediyorsa, e, yani hangi akımı ifade ediyordur diye soruyorsa Rönesans felsefesi, rasyonelizm yani akılcılığı, Aşağıdaki paragrafta işaretleyeceksiniz. diyeceksiniz. Frans Bacon'ın bilmek yapabilmektir sözünü ne anlama geldiğini sorabilir. Tamam mı? Bu bu cümleyle başlar. Frans Bacon bilmek yapabilmektir sözüyle ilgili açıklamalar yapar. Aşağıda arayacağınız şey şudur. Doğaya egemen olmak için bilgili olmak gerektiği anlatılmak istenmektedir. Yani şıklarda hemen şuna bak. Doğaya egemen olmak için bilgili olmak gerekir. Tamam mı? doğaya egemen olmak için bilgi olmak gerekir. Şıkkını arayacaksınız. Kartezyen felsefe deyince eğer bir filozof soruyorsa ve Kartezyen felsefe diyerek başlıyorsa aşağıda arayacağınız kişi kimdir? Descartes'tır. Evet aklınıza Descartes gelecek. Descartes modern felsefenin kurucusu sayılır. Bilgiye ulaşmada aklı temel aldığı için rasyonalisttir. Yani bakın aklı temel almak tamam mı? Ya bir bilgi olarak rasyonelizm çıkacaktır. Ya da yukarıdaki paragrafta verecektir. Siz şıklardan aklı temel alan bir yaklaşım hangi şıkta varsa onu işaretleyeceksiniz. Descartes'in yöntemine metodik şüphe yöntemi ismi verilir. Yukarıda öyle bir paragraf verir ki Descartes her şeyden şüphe etmiştir. En sonunda şüphe etmediği tek şeyin şüphe ettiği olmuştur. Dan bahseder. Demek ki şüphe etmiyorsam düşünüyorum düşünüyorsam o halde varım diyorsa tamam mı? Burada Descartes yöntemine ne ile başlamıştır diyorsa şüphe. Eğer yöntemin adı nedir diyorsa metodik şüphe. Descartes'in şüphesi bunu unutmuyorsunuz. Nedir? Araç mıdır? Amaç mıdır? Araçtır. Doğru bilgiye ulaşırken Descartes şüpheyi kullanır ama hep şüphe etmez. Sofistlerle onu ayıran özelliği buydu zaten. Sofistlerde ise Descartes, sofistlerde ise şüphe amaçtı hep şüphe ediyorlardı. Ama Descartes doğru bilgiye ulaşırken şüpheyi araç olarak kullanıyor. O yüzden de yönteminin adına metodik şüphe adını veriyor. Skolastik düşünce Aristoteles'in tümden gelim yöntemini kullanır. Bakın bunu da bir paragraf olarak verir. Yani şöyle bir paragraf olarak verir. Tümden gelimde ön kabuller vardır. Bu ön kabulleri kabul edersiniz. Yani onları sorgulayamazsınız. O yüzden tümden gelim diyoruz zaten. Ha, bunun Rönesans felsefesinde eleştirilmiştir. Neden? Çünkü tümden gelim yöntemi yeni bir bilgi vermez. Yukarıdaki paragrafta e, anlatır 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 Aristoteles'in tümden gelim yöntemini ve neden Rönesans'ta bu değişmiştir diye sorarsa diyeceği aşağıda şıklarda arayacağınız şey tümden gelim yönteminin yeni bir bilgi vermemesidir diyoruz. Ha Rönesans döneminin bilgi edinme yöntemi nedir? tüme varım yöntemidir. Yani deney ve gözlem yaparak yeni bir bilgi ediniyor çünkü bakın. Tümden gelinde yeni bir bilgi yok. Ön kabuller var. Ama tüme varımda deney ve gözlem var ve bu deney ve gözlem sonucunda yeni bir bilgi elde etmek var. O yüzden de rönesans yöntemi deyince aklınıza hemen rönesans felsefesi diyorsa aşağıda arayacağınız şey eğer bilgi düzeyinde soruyorsa tüme varım. Bitti. Tamam mı? Evet. Şimdi yine bu ünitede e, Ütopyalardan bahsedilmiş. Ütopya reyni gerçekleştirilmesi bugün için imkansız hayali toplum ve devlet tasarımına biz Ütopya diyoruz. Ütopya'da kendi içerisinde iki tür Ütopya vardı. Olumlu ve olumsuz Ütopyalar. Olumlu Ütopyalar gerçekleştiğinde çok güzel bir dünyada yaşadığımızı anlatan. Olumsuz Ütopyalar ise gerçekleştiğinde, gerçekleştiğinde ise istenmedik bir dünyada yaşayacağımızı anlatan Ütopyalardı. Evet Şimdi yine burada bu, bu, bu soruyu da önemsiyorum. Ee, soru Machiavelli'nin devlet anlayışı ya da Machiavelli'nin devlet anlayışıyla başlayabilir. paragraf. Ya da Prens kitabı diyerek de başlayabilir. Bu Machiavelli'nin kitabının ismi. Diyerek başlıyorsa aşağıda arayacağınız şey şudur. Ee, güce dayalı ulus devlet ifadesini arayacaksınız. Bir daha söylüyorum. Yani Machiavelli's devlet anlayışını güce dayalı ulus devlet anlayışını içerisine ha güce ifadesini belki kullanmayabilir ama ulus devlet ifadesini mutlaka arayacaksınız. Ulus devlet, tamam mı? Yani bir devlet bir ulusa dayanıyorsa ifadesini arayacaksınız. Bir devleti bir ulusa dayandırıyorsa ifadesini arayacaksınız şıklarda. Soru Thomas Hobbes'un devlet anlayışı ya da meşhur sözü insan insanın kurdudur diyerek başlıyorsa yani paragraf başladı Thomas Hobbes diye başladı ya da insan insanın kurdudur meşhur sözüyle başladıysa aşağıda %99 şu soruyu yani sorunun cevabı şudur. Çıklarda şunu arayacaksınız. İnsan kendi varlığını koruyup sürdürmeye çalışır ya bunu arayacaksınız ya da insan kendini korurken başkalarını düşünmez. Tamam mı? Eğer bak bir daha söylüyorum Thomas Hobbes diyerek başlıyorsa Thomas Hobbes'un devlet anlayışı daha doğrusu diyerek başlıyorsa ya da insan insanın kurdudur sözüyle başlıyorsa aşağıda arayacağınız şıklarda insan kendi varlığını koruyup sürdürmeye çalışır ya da insan kendini korurken başkalarını düşünmez ifadesini arayacaksınız. Soru Spinoza diyorsa büyük bir ihtimalle Tanrı ile maddi dünyayı doğayı özleş özleşleştiren bu öğretisine Spinoza'nın panteizm ya da tüm tanrıcılık adı verilir. Tanrı ve evreni bir ve aynı görüyorsa eğer bunu bir görüş olarak soruyorsa aşağıda panteizm. Ha tanrı ve evreni e, panteizmden bahsedip ya da paragraf içerisinde e, tanrı ve e, evreni bir ve aynı gördüğünü ifade eden cümleler kullanılıyorsa aşağıda arayacağınız şey tanrı ve evreni bir ve aynı görüyor olması diyeceğiz. Soru Kopernikus diyorsa, e, evet çünkü bu dönemdeki bilimsel faaliyetlerde e, değiştiren en önemli unsurlardan biri olmuştur. E, Kopernik, güneş merkezli evren görüşü ile monist anlayışa geçilmesinde etkili olmuştur. Ha Kendisinden önce e, güneş merkezli değil, dünya merkezli bir e, evren anlayışı vardı ve e, bu anlayış ikili bir anlayıştı. Kopernikus ilk kez güneş merkezi evrenden bahsetmiştir diyoruz. Franz da idol put. Yani eğer idol put diyorsa Franz Bacon'dan bahsediyor ve idol ve put diyorsa aşağıda arayacağınız şey şu olacak. Yani ne anlama geliyor bunlar? E, idol ve put gerçeklerin yerine konulmuş yanlış ve hatalı akıl dışı düşüncelerdir. Yani ön yargılardır. Tamam mı? Ön yargı ön yargı kelimesini arayacaksınız şıklarda ön yargı kelimesini arayacaksınız diyoruz. Evet bu dönemdeki bilimsel gelişmeler felsefede varlığın algılanışını değiştirmiş ve varlığa yönelik düşünceleri de şekillendirmiştir diyoruz. Evet gençler 3 ünitoyu sizlerle beraber şimdi bitirmiş olduk. Evet burada yani çıkabilecek başka soru var mı diye çok sizin adınızı araştırdım. Gerçekten yani çıkabileceğini düşündüğüm sorular bunlar. Umut ediyorum ki bunlardan birkaçı çıkacaktır. Evet, ee, bundan sonra 4 ve 5. üniteli de atıp yaklaşık olarak 1 saat içerisinde 8 ay boyunca işlemiş olduğunuz sese dersini özetlemiş olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.